Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani biliyorsun hiç önce görülmemiş bir krizle karşı karşıyayız şu an. Ve bu krizde ne yapılacağı ya da nelere dikkat edilmesi gerekli olacağı çok çok önemli. Onun dışında iyiyim ben. Yani bildiğin gibi zaten devamlı iletişimdeyiz seninle. Ama şey diyebilirim. Yani biz de herkes gibi tabii ki otoriteden, ondan sonra yöneticilerden, sağlık görevlilerinden gelen uyarılara dikkat etmeye çalışıyoruz. Bildiğin gibi sende durumlar nasıl şu an? İşte ev hayatına adapte olmaya çalışmak. Ben özgürlüğe vurgu yapıyorum ya, ofisten bağımsız çalışmak ve pasif gelirler olduğu kadar en azından çeşitli gelir kaynakları üretebilmek benim konum. Ama insan arada bir başka yerde de olmak istiyor şu anda. Ofis özlemim var. Bilmiyorum. Ama aslında güzel bir şeye değindin. Biliyorum bugünkü konuşmamızın da önemli noktalarından biri olacak bu. Gerçekten aslında hani remote çalışmanın, sanal çalışmanın, hani gerektiğinde yer kavramının, öneminin olmamasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ben hani bugünlerde görüyoruz. Biz mesela ofis olarak, tabii ekibimiz olarak yaklaşık 1,5 haftadır, 2 hafta, son 2 haftadır İşte ekibi yavaş yavaş evine dağıttık. Herkes evlere geçti. İşte evde ortamını hazırladı. Ve artık full, yani geçen haftanın ortasından itibaren de bütün herkes evden, bizim ekibimiz çalışıyor. Yani biz ofis olarak, fiziksel olarak kapalıyız şu an, düşünebiliyor musun? Yani hukuk bürosuyuz. Gelen yok, giden yok. Ondan sonra kapalı. Ama biz tabii virtual anlamda işte e-mail, internet, telefon, Skype, WhatsApp, normal telefonlar tabii. Postalar, bu noktada açığız. Yani ofis tabii biliyorsun zaruri şeylere açık her şey şu an. Yani bunun için de kurumlar olsun, kurumlara başvurular olsun ya da postalar olsun, ofise gelecek ya da ofisten gidecek. Bütün bu durumlarda her şey çalışıyor. Dolayısıyla biz de aslında şimdi virtual hayata, sanal hayata aslında komple geçişin ne kadar ilginç ve önemli olduğunu görüyoruz. Gerçekten bu çok çok önemli konulardan bir tanesi. Hani o yüzden senle de bu konuşmayı yapıyor olmamızın ben eminim çok takipçiye, genç arkadaşlara faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi ticaret, hukuk, göçmenlik diye tanımladık konu başlıklarını. Sorular gelmeye başladı. Ben ilgili olanları ekrana vereceğim. Senin alanına kısmen giren bir şey, yüzünü kapattığı için gösterip kaldıracağım. Turist olarak Amerika'ya gitsek şirket açabilir miyiz? Ne kadar sürer? Alıyorum soruları izninle. Tabii yok, problem yok. Cevaplayabiliriz onları. Onda da sorun, bir durum yok. Şimdi şöyle söyleyebilirim ben bu değerli takipçiye. Eğer turist olarak gelecekse, turist olarak gelirken B1 ya da B2 vizesiyle Amerika'ya giriş yapabiliyorlar. Dolayısıyla eğer iş amacıyla geliyorsa, gelirken gezme amacından ziyade iş amacıyla geleceğini kapıda söylemesinde fayda var görevlilere. Çünkü bu sefer görevliler ona B1 damgası veriyor olacaklar ve bu iş amacıyla ülkeye girişi yapabilecek. Tabi buradaki iş amacı ne? Ben şirket kurmaya geliyorum. Ticaret için adım atacağım ya da yatırım yapacağım. Şirket kurmaya geliyorum. Çalışmaya gelmiyorum. Yani çalışma yapmayacak. Şirket kurmaya, yatırım yapmaya geliyorum diyecek. Ve bu anlamda girer girmez şirket kuruluşun adımlarını atabilecek. Bunda bir problem yok. Tabii ki daha sonraki süreç duruma göre değişebilir. Ama evet, B1 turist vizesiyle gelip beklemeden şirket kuruluşu yapması mümkün olacak. Bizim Türkiye'de alışık olmadığımız bir durum var. Şimdi bu kriz durumunda eyalet sistemi olduğu için Amerika'da, mesela New York'ta çok hızlı artan bir hasta sayısı ve ölüm sayısı söz konusu. Vali yalvarıyor, işte bir takım cihazlar, ekipmana ihtiyacım var. Bunu ancak federal devlet karşılayabilir. Bunu istiyorum diyor. Başkan haftaya işletmeleri açma derdinde. Bu konu ilginç. Yani bizde işte çok daha merkeziyetçi bir durum varken New York'ta mesela kendisi karar veriyor, işte bir şey ilan ediyor. Bazı yerleri hastaneye çeviriyor. Bizim buradan görünen Javits Center mesela, Sara Hastanesi mi deniyor ona? Geçici olarak hastaların yatılacağı bir yere dönecek. İlginç. Sana yansıyan ne var? Yani günlük hayattan da bahsedelim. Ama mesela duruşmalar durdu demiştin. Devam eden ne var? Tabii.
Şimdi tabii o zaman benle ilgili olan tarafı söyleyeyim. Sonra da senin bahsettiğin duruma da yorum yapmak istiyorum aslında. Şimdi tabii ki federal government ya da işte şimdi biliyorsun şu an yasaklamalar neyle başladı? İşte Kaliforniya ile başladı. Şimdi New York'a geçti, New Jersey'ye geçti. İşte Connecticut'tır, Maryland'dır, Boston'dır yayılıyor. Yani büyük bir ihtimalle epey bir yeri kapsayacak, eyaletleri kapsayacak ki bununla mücadeleyi durdurabilsinler diye. Yani virüsle olan mücadeleyi kontrol altına alabilsinler. Çünkü hastalıkların yayılmasını, virüsün yayılmasını bir ölçüde bu şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu önlemeleri yaparken şimdi New York, New Jersey de buna dahil tabii şey noktasında açıklamalar yaptılar. New York'tan baz alarak ilerleyebiliriz. Zaruri olan yani gerçekten ihtiyaç duyulan iş yerleri ve yerlerin ancak açık kalacağı ki bir dünden itibaren başladı bu yasak New York'ta ve bunun içine baktığımızda tabii ki bunun içinde mahkemeler de yer alıyor, işte postaneler de yer alıyor, bankalar da yer alıyor. Bu tip kurumlar açık, kapalı değiller. Sadece şu an iptal olunan durum kısa süreli. Mesela göçmenlik dairesiyle ilgili çalışmalarda mahkemeler olsun, duruşmalar olsun ya da işte göçmenlik dairesi görüşmeler olsun. Bunlar ayın birine kadar ya da ay sonuna kadar ertelenmiş durumdalar. Dolayısıyla insanların kalabalık bir araya gelmesini sağlayacak her durumu şu an engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunlar iptal edilmiş durumda. Onun dışında kurumlar açık ama mahkeme açık. Dosya başvuruları gönderilebiliyor, sunulacak evraklar sunulabiliyor, göçmenlik dersine yapılacak başvuruları insanlar yapabiliyor. Bu noktada posta alımı durdurulması gibi bir şey ya da başvurunun alınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla mahkemeler noktasında ya da devlet kurumları noktasında kapanma diye bir şey yok. Çalışmalar devam ediyor. En azından şu an için öyle ve ay sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğini görüyoruz. Senin dediğin nokta çok önemli aslında. Ben onu da açmanı isterim biraz daha. Javis Center'de dedin hastaneye çeviriyorlar. İşte biraz Türkiye'den farklı bir yöntem var burada. Çünkü burada federal bir yapı olduğu için ve eyaletler de kendi içinde bir yönetime sahip oldukları için bu noktada eyaletlerde federalin dışında adım atabiliyorlar. Ama son günler birkaç haftadır baktığında hem New York valisi hem New York şehrinin belediye başkanı ciddi anlamda federal hükümete, başkana, Beyaz Saray'a inanılmaz şekilde eleştirilerde bulundular. Çünkü talepler gönderiyorlar, taleplerin yapılmadığını anlatıyorlar. Çünkü her şeyi eyaletin yapması mümkün değil. Eyalet yapamayacak bunları. Eyalet ne yapabiliyor? Senin verdiğin örnekte gibi hastane mi yok? O zaman hastane gibi görev görecek yerlerin sayısını artırıyor. Ama federal hükümete diyor ki biz bu kadarını yapabiliyoruz. Sen bize maske ürettirmen lazım. Bize işte bu ventilatör denilen bu rahatsızlığı geçirecek kişilerin nefes almasını kolaylaştıracak aletleri üretmen lazım. Bedeli Tanesi üretmen 25 lazım. bin dolarmış. Bugün söyledik Aynen. doğru. Yani bunu kesinlikle bunu zaten eyaletin bununla baş etme gibi bir gücü mümkün değil. Eyalet aynı anlamda diyor ki biz diyor üretim yaptıracağız. Fabrikalar var, şunlar var. Bize malzemeyi gönder diyor. Bize işte yapılabilecek yani maske yapılacaksa bize bunun materyalini gönder diyor federal hükümete. Ve bu kadar eleştiriler ve taleplerin ve her gün yapılan açıklamaların sonunda gün sonunda federal hükümet şimdi yeni yeni işin içine giriyor ve bu konuda destekler başlamış oluyor. Evet, bir taraftan da işletmelerin destek istediğini görüyoruz. Bugün Boeing CEO'su kurtarma istiyoruz diye açıkça söyledi CNBC'de. Hava yolu şirketlerinin durumu malum. Çoğu kurtarmaya muhtaç duruma geldi ve onların durumu da Boeing gibi üreticileri de etkiliyor. Siparişlerin iptalinden korkuyoruz demiş. Şimdi farklı bir konuya dikkat çekeceğim. Türkiye'de bu bankaların mesela kredileri ertelemesine dair birkaç tweet gördüm. Bankalar krediyi erteleriz ama o ertelediğimiz süre içinde de faiz işletmeye devam ederiz demişler. O zaman kredi tahsilatını ertelemenin ne anlamı kalıyor anlamıyorum. Faizi zaten işlettikten sonra ben burada Chase'i aradım. Bir günle kaçırmışım. Borcunuz minimum ödemeyi yapmışsınız. Otomatik ödemedeymiş. O yüzden yapamıyoruz ama 1-2 Nisan'da arayın. Erteleyelim. Faiz işletmeyelim dediler. Çok ilginç geliyor bana. Amerika'nın en büyük finans kurumlarından biri faiz işletmemeyi kabul ediyor ve milyonlarca kişiden bahsediyoruz. Milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Sosyal devlet mi Amerika? O konuda ne diyorsun? Hani bir şeyin mesela sağlık sistemi çok çok daha acımasız bakarsan bir ticaret yöntemi, ticaret alanı durumunda.
ve en ufak bir doktor ziyareti birkaç yüz, bazen birkaç bin dolardan başlıyor. Ama diğer tarafta da en acımasız olması beklenecek finans kurumunun benim faizimi göz ardı etmesi, beklememesi bana çok ilginç geliyor. Var mı bu konuda bir yorumun? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii biliyorsun bu krizle mücadelede şu an Amerika'da, yani New York biliyorsun maalesef bu işin neredeyse bu virüsle mücadelenin ya da virüsün maruz kaldığı en yoğun noktalardan biri olacak. Merkezi haline gelecek noktada ve o noktada açıklamalar yapılıyor. Ve görünen New York'ta bu merkezi haline gidiyor şu an bu yaşanan durumun. Şimdi şunu söyleyebilirim. Tabii burada sosyal devlet yok. Burası kapital bir ülke. Bu noktada bir değişim yok. Maalesef sağlık sisteminde çok gerilerdeyiz Amerika'da ve bu geride olmanın yarattığı bir durum aslında şu an yaşanan durumlarda. Ve düşün ki şundan bir hafta, iki hafta önce eğer bu virüs testlerin, ya düşünün, virüs testlerinin 1000 küsur dolarlara mal olduğu anlatılan bir ortamdaydık. Yaklaşık iki hafta önce. Yani böyle bir krizin içindeyiz ve böyle bir krizde federal hükümet çok 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 yavaş davrandı adım atmakta. Her neyse, sonunda ama şu noktaya getirdiler. Kongrede yapılan belli görüşmeler vardı. Orada şu noktada sağlık kuruluşundan şu noktada bir söz aldılar. Bu testin ücretsiz olacağı noktasında söz alındı ve adım atıldı. Yani sağlık noktasında burada çok bir gelişme yok. Kapital olarak ilerleyen bir sistem. Fakat tabii şu an bir krizin içindeyiz. Şu an federal devletin işin içine çok ciddi bir şekilde girip insanları kurtarıcı davranması gereken bir noktadayız. Çünkü o gücü var, o imkanı var ve o adımı atmaları gerekiyor. Bunu tabii yaparken aynı anda şimdi New York bazına indiğimizde, mesela New York'ta tabii her an yeni ek kurallar çıkıyor şu an. Çok daha netlik yakında kazanacak bu, ama işte mesela vali açıklama yaptı, kural şeyini geçti, adımını, ve dedi ki kesinlikle 90 gün boyunca kimse evinden çıkarılmayacak. Yani eviction denilen insanları evlerinden atma sürecini 90 gün boyunca erteletiyoruz mahkemelerde. Dolayısıyla bu mesele ne yapıyor? Mecburen yönetim işin içine girip bunu durdurmak zorunda kalıyor. Yoksa kanunlar gereği insanlar çıkarılacak evlerinden. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda bu tip önlemlerle geliniyor şu an. Mesela diğer bir önlemde işte 90 gün boyunca yanılmıyorsam süresi, aynı şekilde de işte mortgage interestlerinin, işte bu ev kredilerinin, ödenecek kredilerin faizlerinin ödenmesi ya da ödemelerin bekletilmesi noktasında atılan adımlar da var. Yalnız tabii ki yanlış yönlendirmek istemiyorum ben değerli takipçileri. Bir süre içinde ben eminim çok daha net bir şekilde kişiler neyi yapabilip neyi yapamayacağı noktasında, hani neyi ödeyecek ya da ödemeyecek noktasında çok daha net detaylarla karşı karşıya kalacaklar. Bu noktada eyaletin ne önlem verdiği ve fırsat sağladığı, aynı anda federal hükümetin de ne verdiği, ne tür destekler verdiğini görüyor olacağız. Evet, vali her gün kamera karşısına çıkıyor, soruları cevaplıyor, Twitter'dan canlı yayın yapıyor. Trump her gün uzun yayınlar yapmaya başladı. Amerikan halkı için olmazsa olmaz bir konu herhalde şeffaflık. Çünkü yani bu bir temel standart insan hakkı olarak oturmuş durumda. Yönetimin hesap verebilirliği. Çünkü bizde vergi mükellefi ifadesinin çağrıştırdığı şeyle Amerika'daki farklı. Vergi mükellefi demek hesap sorma hakkı olan insan demek burada. Yani yüceltmek için hatta kullanılabilecek bir ifade. Sen vergi mükellefisin, ben sana hizmet ediyorum anlamı çıkıyor. Türkiye'de vergi mükellefi dendiğinde hani temel farklardan biri olduğu için gerçeğimiz bu, yapacak bir şey yok. İşte vergi ödemesi beklenen kişi diye alınıyorum ben. Çok farklı anlayışlar. Ama bu türden bir kriz, bütün dünyanın bir anda karşılaştığı bir kriz, zaten insanlık tarihinde belki yok. En azından modern tarihte yok. O yüzden herkes hazırlıksız yakalandı ve çok temel sorular sorulmaya başlandı. Devletin görevi nedir? Nerede başlar, nerede biter? Vergi verenlerin fonlarıyla oluşturulan kaynaklar şirketlere aktarılmalı mı? Şirketler mesela kurtarma parası ile kurtarıldıktan sonra düze çıkıp kendi hisselerini geri alıyorlar. Halka açık şirketler. Bu tartışılıyor, bu yasaklanmalı deniyor falan.
O kadar çok konu başlığı var ki. Bu son söylediğine bir yorum yapayım. Evet. Sen ondan sonra devam edelim istersen. Şimdi mesela pazartesiden itibaren demokratlarla cumhuriyetçiler mecliste diyelim. Bunun tartışmasını yapıyorlar. İşte bu geçirilecek relief, yani bu insanlara işte para gönderme, destek olma bu ekonomik bulanımda. Bunun için gönderilecek yasayla ilgili onay istiyorlar. Bütçeyle ilgili izin istiyorlar. Bu noktada mesela demokratların engel olduğunu şeyler vardı, eleştiriler vardı cumhuriyetçi kanattan, yönetimden. Şimdi demokratlardaki belli milletvekillerinin konuşmalarına bakılıyordu. Hafta başında bakıldı. Onlar da senin aynen anlattığın bu durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki tamam, geçirelim bunları ama 2008'de yaşanan problemler yaşanmasın. Yani biz bu büyük firmaları, şirketleri, bu hava yolları dahil ve diğer büyük firmaları destek olalım, bailout yapalım, onlara para verelim, ayakta kalabilsinler. Ama bu paralar şirket yöneticilerine bonus olarak gitmesin sonra ya da şirket hissedarlarına kar olarak gitmesin. Tam dersi şirketlere gidip onların çalışanlarına geçiyor olsun. Bunun tartışmasını yaptıklarını ve bu konuda netlik olmadığını, netlik almaya çalıştıklarını anlatıyorlardı. Aynen bunu ben dile getireyim istedim. Sen devam edebilirsin. Şimdi benim alanım olduğu için, ilgi alanım diyelim ve uğraştığım alan, hepimiz evlere kapanınca doğal olarak online'ın yükselişi gündeme geliyor. Biraz önce paylaştım, bir rapor çıkmış. Hangi kategoride e-ticaret satışları ne durumda? Bebek ürünleri %608 artmış Şubat'la Mart'ta. %608 tüketimi. Online'dan bahsediyorum. O rapora bakacağım ben, ayrıca bir içerik hazırlayacağım onunla ilgili. Çok ilginç. Senin hayatında online yansımalar nedir? Ben bir reklam gördüm. Burger King diyor ki sizi korumak için paketlerimizi, kuryelerimizi dezenfekte ediyoruz. Teslimat ücreti almıyoruz ve temassız ödeme alıyoruz. Düşün, koskoca Burger King satış yapabilmek için neler yapmak durumunda? Çünkü insanlar artık evdeyken bile dışarıdan siparişten korkar hale gelmişler. Yine en çok paylaşılan içeriklerden biri, Amazon paketlerini nasıl yıkayalım? Nasıl eve sokmadan önce ne yapalım? Bir doktor da demiş ki abartmayın, elinizi yıkayın siz sürekli. 2 saat kapının önünde bekletirseniz paketi, zaten onun üzerinde virüs kalmaz veya eser miktarda kalır, sonra içeri alırsınız diyor. Sendeki yansıması nedir? Sen telefon görüşmeleri herhalde yaparak devam ediyorsun. Evde bile yarı resmi kıyafetle çok ben yine böyle spor kaldım yanında. Benim alanım olduğu için benim görmem çok kolay. Ama sen mesela hukuk alanında bir işi olan biri olarak online'ın yansımaları nasıl değişti senin için bu süreçte? Aynen. Şimdi aslında çok güzel bir noktaya değiniyorsun. Gerçekten bu yaşanan durum, bu virüs krizi gerçekten bizi birey olarak ya da kişi olarak, profesyonel biri olarak ya da bir iş işletme ya da şirket ya da iş yeri olarak alternatif çözümlere itmek zorunda kaldı. Dolayısıyla biz de doğal olarak nasıl mücadele ederiz, nasıl müvekkillerimiz, işte takipçilerimizi ortada bırakmayız, nasıl onlara en iyi hizmeti vermeye devam ederizin şeyindeyiz, çözümlerini üretmekteyiz. Ve gerçekten biz tabii şundan 2-2,5 hafta önce biz tabii ekip olarak da olayın çok ciddi bir tarafa gideceğini görmeye başladık. Çok ilginç bir şey vardı. Bundan yaklaşık 2,5 hafta, 3 hafta önce biz bir yayın yaptığımızda hatta vizelerin iptal edilme durumunu değerlendirince bize eleştiriler geldi. Denildi ki yani abartıyorsunuz. Hani çok abartıyorsunuz. Mümkün değil, böyle bir şey olmayacak. Ortalıkta yanlış bilgi dolaşılıyor denildi. Ben o zaman bana o yorumlarla dönenlere şunu dedim. Zaten dikkat edeceksiniz. Biz olabilme ihtimalini konuşuyoruz ve üzerinden bir hafta geçmeden oldu zaten. Olay o duruma geldi. Bunu niye anlatmaya çalışıyorum? Biz bir nevi bu akımın nasıl gittiğini görünce haberlerden, tabii yani diğer ülkelerde yaşanan olaylardan ve ben çok constantly, yani devamlı bizim profesyonel ekibimiz, yani network'ümde olan insanlar, senin gibi olsun işte polis arkadaşlar, işte belli bir yerde yönetici olanlar, belli kurumda çalışanlar, inanılmaz hepsiyle trafik halindeyim. Yani ne oluyor, ne olacak, kapanacak mı, açılacak mı gibi şeylerle son 3 haftadır onları da bıktırdım. Ama onlardan aldığım bu şeylerle şunu anladık biz. Olay evet ciddi bir durumda. Dolayısıyla ne adımlar atılması lazım noktasında biz de ofis olarak bu adımı attık. Ne yaptık? Her şeyimizi sanal aldık.
online aldık. Dolayısıyla şu an bizim ofisimizin telefonları, e-mailleri ondan sonra çalışıyor. Onun dışındaki bütün zaten iletişim araçları çalışıyor. Ekibimiz kendi bulundukları noktadan connect bağlılar bizde ve onlar da çalışmalarını şu an yürütüyorlar. Ve dolayısıyla biz bu noktada gelen durumu acil ve acil olmama noktasına göre değerlendiriyoruz. Yani acil bir durum hemen alıyoruz, ilgileniyoruz. Acil değilse lütfen şu kadar süre sonra tekrar irtibatta olun yapıyoruz, atıyoruz. Yani buradaki amaç neden? Çünkü gerçekten bu yapılabilecek durumda biz de kimsenin, ekibimizin de dışarıyla fazla irtibatta olması, dışarıya çıkmak zorunda kalmasını önlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim tabii kendimizin ve ofis olarak aldığımız önlem bu. Ama bu noktada sadece biz yalnız değiliz, bunu herkes yapmaya çalışıyor. Herkes aynı şekilde biz nasıl bu durumun adımını atarız, nasıl en iyi şekilde yaklaşırızın çalışmasını yapıyor. Tabii burada bir şey unutmamak lazım. Zaten sen de onu söylüyorsun. Bu şey çok önemli. Gerçekten burada her şeyden önemlisi sağlık. Yani sağlığımız önde geliyor. Çünkü mesele sadece biz değiliz. Bizim kapmamız sadece bizi etkilese sorun olmayabilir. Bizim dışımızda sevenlerimizi, bizim dışımızda bize dostlarımızı, arkadaşlarımızı inan etkileyecek bir duruma geliyor. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda önemli olan öncelikle sağlık, kesinlikle bu otoritelerin söylediği elimizi yıkamamız, ondan sonra gerektiğince dışarıya çıkmamaya çalışmamız, dışarıya çıkıyorsak kesinlikle gruplarla, insanlarla ayrı durmamız, yani çok sevdiğin arkadaşını görmemen gerekirse bir süre bunu ertelemen, yani çok zaruri olan dışında nedir? Bir şey alman gerekiyordur, yok eczaneye gitmen gerekiyordur, yok acil bir şey postalaman gerekiyordur. Belli şeyler dışında bu tip kontaklarla teması azaltmak lazım. Şimdi diyecek belki takipçiler diyebilir ki bunun önemine inanın, biz New York'tayız. Değil mi? Siz Amerika'nın herhangi bir yerinde olabilirsiniz, Avrupa'da olabilirsiniz, Türkiye'de olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şu an bu olay Asya'dan başlayıp Avrupa'yı, Orta Doğu'yu, Amerika'yı, Kuzey, Güney Amerika'yı belki güneye geçecek. Kuzey Amerika özellikle inanılmaz şekilde etkiliyor. Gün sonunda neye geliyor? Çok basit. Dikkatli olmamız, daha özverili davranmamız, evde kalmamız ve temasa dikkat etmemiz. Çünkü inanılmaz bir şekilde bu teması yayabiliriz. Ekip sen geçen güzel bir video paylaşmıştın. Ben gördüm senin story'inde. Nasıl asansöre biri basıyor. İşte nasıl, yanılmıyorsam sen oydu evet. Video. Nasıl basıyor ve virüs nasıl yayılandığının inanılmaz bir şeyini anlatan çok böyle önemli bir videoydu o. Yani bu şunu gösteriyor. Gerçekten bizim her şeyi bir tarafa bırakıp şu an dikkatli olmamız gereken önemli noktalardayız. Sağlık bunun en önemli tarafı. Ben söyleyeceğim bir şeyler varsa özellikle sağlık konusunda almak isterim. O sana. Videodan sonra öğrendim ki ben bir kişi 49 bin kişiye bulaştırabiliyormuş. Bu da bir kişi 500 kişiyi öldürebilir demek. Yani normal şartlarda birini öldürme ihtimaliniz sizi ne kadar korkutur? Bu gerçek, bu risk var ve biz hala Türkiye'de işte bebekte hafta sonu gezen insan görüntüleri yayınlanıyor. 49 bin kişiye nasıl bulaşır? O videoda 3 kişiye nasıl bulaştığını gösteriyor. Orada bitiyor. Sonra o 3 kişi şehre dağılıyor. Her biri 3 kişiye dağıtsa işte normal grip için kaç demişlerdi bilmem 17 kişiye mi ne bulaştırabilirsiniz? Ama bunu 49 bin kişiye. Ve iki görüş farklılığı gene ortaya çıkıyor. Gene Trump yönetimi diyor ki işletmeler çalışmaya başlamazsa açlık gündeme gelecek. Suç oranı artacak. İnsanlar aç kalınca yağmacılığa başlayacaklar. O şu anda %1 risk grubundaysa bu ülkede ondan daha büyük bir risk diyorlar. Cuomo da diyor ki %1, 330 milyonun %1'i 3.3 milyon yapar. Biz bu insanları sokakta bulmadık. Bunlar benim annem, sizin anneniz. Gözden çıkarabileceğimiz bir durum yok. Bunu yani kendinize gelin dedi bugünkü basın toplantısında. Çok acayip şeyler oluyor bakarsan aslında. Yani zor düşünüyorum, kendimi valinin veya başkanın yerine koyuyorum. Gerçekten ben bir çözüm öneremiyorum. Hani ekonomi mi, ben, sağlık mı sorusunun cevabı aynen. Sağlık net ama nasıl işleteceğiz bunu? Aynen. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Kesinlikle bu anlattığın tabii federal hükümetle eyalet arasında bir savaş ya da işte hangisi daha doğru yapılması lazım. Öncelikler nelerdir? Maalesef tabi bu kaos ortamında gayet doğal yaşanan adımlar olarak. Ben şunu söyleyebilirim. Şimdi mesele şuna bence iniyor. Sağlık çok önemli.
Çünkü sağlık olayının çözülmemesi ekonomik darbeyi daha da, ekonomik yıkılımı daha da artıracak. Şöyle ben düşünmeni istiyorum. Aslında bu kapama kararı çok yerinde bir karar. Yani eyaletlerin, ülkelerin şu an trafiği engelleyecek, insanların dışarıda birbiriyle temas kurmasını en aza indirecek bütün adımlarının hep yerinde olduğunu görüyoruz. Bir saniye alacağım. Hep yerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu adımların önemi neye yol açıyor? Bu yayılımı engelliyor. Şimdi bir şey unutmamak lazım. Neden insanlar dışarı çıkmasını deniyor sorusunun cevabı çok önemli. Ya da neden evlerde kalın? Neden bu şu an yayılmamasının sorunun cevabı çok basit. O da şu, yer yok. Yani bu kadar insanın hızlı hastalanması, bir anda hastalanması, aynı anda hastalanması, şöyle düşün, bir işletmedesin, belli sayıda kişiye hizmet verebiliyorsun, bir anda 10 tane kişiye hizmet vereceksen düşün 100 bin talebin geldiğini, mümkün değil, kaldıramazsın, yapamazsın o hizmeti. Dolayısıyla burada da bir anda 10 kişinin hasta olması var, milyonların hasta olması var. Dolayısıyla bunları yerleştirecek ne hastane var, bunlara bakacak sadece ne doktor var, ne hemşire var, ne bırakın şu an yaşanan sıkıntı, o bakacak doktor ve hemşirelerin giyeceği maske bile yok yeterince ki o hizmeti yapabilsinler. Dolayısıyla sorunun cevabı ne bu noktada? Neden sağlık önemli ya da neden şu an evde kalın noktası önemli? Bununla mücadele etmenin başka bir durumu şu an mümkün değil. Şu anki durumlarda yeterli yer, yeterli barınma hastalar için, yeterli onlara ilaca gelmiyoruz bile. Zaten onun biliyorsun çözümü daha yok ama bu noktadaki o kişilerin bakımını sağlayacak imkanlar zaten çok az. Dolayısıyla biz eğer bunu çözmezsek, dolayısıyla kapama veya en azından 30 gün kimse bir yere çıkmasın, bir şey yapmasın gibi önlemler bu süreci bizim kısa sürede arkada bırakmamıza yol açacak. Yoksa bırakmamız mümkün olmayacak. Ekonomik engel durumuna gelelim. Ne yapmamız lazım? Çıkın hadi ticarete devam edin. Tamam. Ticarete devam etmek sadece bunu yaymayı artıracak. Ve bu yaymadan dolayı da aslında ben bir şey söyleyeyim mi? Zaten insanlar bundan uzak durmaya çalışacak, yapmamaya çalışacak. Zaten etkilenen kalabalık ortamların ya da hizmet sektörünün ya da değişik sektörlerin zaten etkilenecekler bundan dolayı. Dolayısıyla bu noktada kısa süreli kapamanın olmuş olması en azından bu ekonomik bunalımı daha erken geride bırakmamıza bence yol açacağını düşünüyorum. Bu noktada da zaten baktığımızda New York valisi bile bu kararı alırken çok zorlandı. Hemen almak istemedi. Hatta New York Belediye Başkanı'yla böyle gidiş gelişler oldu. Yapalım yapmayalım mı? İşte Blasio yapın dedi. O yok şu an yapamayız. Yaparsak bütün eyaleti kapsaması lazımın. Bir böyle beken yani geri gidişi ve gelişi oldu günlerce. Ama gün sonunda aynı yere gelinmiş oldu. Dolayısıyla bence sağlık noktası çok önemli. Kişilerin kurallara uyması çok önemli. Ve ben şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Biz Amerika olarak, New York olarak, tabii ki buradaki federal hükümet olarak daha doğrusu New York'ta demeyeyim, çok geç kaldık önlem almada. Önlem almada çok geç kaldık. Bunun önlemini biz Ocak ayından alabilirdik. Almadık. Mart ayına geldik. Mart ayının ortalarında bu işin ciddiyetini anlamaya başladık. Hep bahsettiğimiz bütün olay şu iki haftada değişti. İki haftada her şey alt üst oldu. Aslında bu noktada gün sonunda tabii ki belki bize uzak görüldü, bize gelmez diye görüldü veya bu kadar ciddi olacağı düşünülmedi olayın ama gün sonunda ciddi bir olayla karşı karşıya olduğumuz şu an için anlaşılıyor. Dolayısıyla ben bu noktada kesinlikle sağlık diyeceğim ama sağlık olurken de ekonomik anlamda kişilerin nasıl ayakta kalacağı, işletmelerin nasıl ayakta kalacağı, ticaretin hala nasıl devam edeceğin önlemlerinde alınması gerekeceğini düşünüyorum. Evet, sorular çok spesifik. Şu anda öyle bir soru cevap yapmıyoruz. Senin kanalında zaten o kadar çok sorunun cevabı var ki hani bir tanesini sormuş oldum ama nasıl gelirim, işte OPT falan sorular gelmiş. Ben şu anda daha genel hitap eden bir yayın yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden vazgeçtim soruları almaktan. Ne diyecektim? Yani işte Amerika ile Türkiye farkına biraz değinmiş olduk. Bakıyorum bir taraftan. Ha şimdi ya ben online vurgusu yapacağım yine. Amazon devam ediyor mu? Satış yapıyor mu? Diye bir soru gelmiş mesela. Amazon'un Amazon ve Netflix ve diğer bazı internet şirketleri şu anda borsada çakılmayan bir iki şirketten birkaçı. Yani işte çok çok az sayıdaki şirketi temsil ediyorlar. Neden? Çünkü insanlar eve kapansa da bu kurye UPS'ler, FedEx'ler
çalışmaya devam ediyor dediğin gibi. Bir de onun dışında işte yemek servisleri devam ediyor. Talep arttı ama bahsettiğin insansı fiziksel kısıtlamalardan dolayı o siparişlerin gönderilmesinde zorluklar yaşanmaya başladı. Amazon bunun üzerine 100 bin ek personel alma kararı aldı. Türkiye'de de Migros aynısını yapıyor. 1000 ek personel alıyormuş Migros e-ticarete katkıda bulunabilmek için. Bir de şu 65 yaşın sokağa çıkmasının engellenmesi durumu var. Ben dijital evrimi hızlandırdı diyorum. Hani annemiz babamız Facebook'a geldi, Instagram'a da geldiler. Gittikçe bir gençlerin öncülüğünde bir dijital ilerleme var ya, onu hızlandırdığını düşünüyorum ben bu karantinanın. Çünkü annem mesela İstanbul'dan arıyor. Çıkamayacağım artık sokağa, Migros kurmam lazım. Migros uygulaması nasıl alışveriş yapılıyor dedi ve öğrendi ve oradan alışveriş yapmaya başladı. İşte Migros da o yüzden 1000 kişi işe almak durumunda. Amerika boyutunda da, Amerika çapında olunca bu 100 bin kişi ihtiyaç söz konusu oluyor. Elbette bu böyle bir sıçrama, sonra bir düzene oturacak ama online'da olmayan insanların da online'da yer aldığı ve bundan sonra da kaldığı bir gelecek bizi bekliyor. Bu anlamda bir sıçrama olduğunu düşünüyorum ben. Netflix'in bile kaldırmakta zorlandığı bir trafik artışı olmuş. Türk Telekom Türkiye'de %30 artış duyurmuş. %30 bana biraz az geldi. Ama yani işte internet teknolojileri konusunda da altyapıda öngörülmeyen türden bir talep artışı var şu anda. Amazon'da hala sipariş oluyor mu sorusunun cevabını vermiş olayım. Bu çeyrek bittiğinde rakamların nasıl arttığını göreceğiz, şaşıracağız. Amazon'u ben 2 yıldır artık anlatıyorum. 3 yıldır da stoksuz e-ticaret anlatıyorum. Ve paylaşıyorum da hani pek çok zorluğa rağmen hala insanlar bu artan satışı, talebi karşılamaya çalışıyorlar. Ben şimdi şey ekleyeyim. Sen çok güzel bir noktaya değindin aslında. Tabii bu bize şunu düşündürüyor bence. Birey olarak, kişi olarak, girişimci olarak ya da danışman olarak ne gösteriyor? Demek ki yatırımları çeşitlendirmek gerekiyor. Evet. Bu hani bir söylem değil sadece. Bu yerinde bir söz. Ve dolayısıyla sadece bir sektör ya da bir nokta ya da üründe kalmanın yanlış olduğunu gösteren bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu noktada kesinlikle eminim çoğu insana vereceği dersler bu olacak. Daha ne yapılması noktasında. Onun dışında da tabii şu var. Hani gün sonunda her şeyimiz sanal değil. Ya da sanalla ayakta kalacağız diye bir şey kesinlikle ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama şu aşamada online satışın, e-ticaretin önemi özellikle bu tarz bir virüsten dolayı kişilerin birbirine senin de bahsettiğin gibi dokunma olayını azaltacak, teması azaltacak noktadaki alışverişi teşvik etmesinin bir sonucu gözüküyor. Ama tabii ekonomi bağlantılı. Gün sonunda e-ticaretin ya da online şeyinde yapılabilmesi için kişilere, işletmelere belli bir yerden gelirin gelmesi gerekiyor ki bu alımlar yapılabilsin. Dolayısıyla o noktada da umarız tabii bu yaşanan kriz en kısa sürede çözülür. Ama kesinlikle ben katılıyorum sana o noktada Ekim. Kesinlikle online çalışmanın, sanal çalışmanın, e-ticaretin, kazanma şeyinin ne kadar önemli olduğunu bize bugünler gösteriyor diyebilirim. Evet, ilgi pek düşmedi. 130 kişiye kadar çıktık. Şu anda hala 117. Ben de bir açayım dedim yorumları. Var mı geri bildirim veya soru? Çünkü biz bayağı bir şeyi kapsamış olduk konu anlamında. Aynen. Bu süreci Türkiye'de mi geçirmeliyiz? Bu süreçten en çok etkilenen öğrenci arkadaşlar, işsiz kalanlar. Burada evden çağ demiş kalmış. Evden çalışıyoruz demişler herhalde. Yani neredeyseniz şu anda orada geçireceksiniz. Zaten uçuşlarda Türk Hava Yolları bile 5 destinasyona indi galiba. Artık bilet fiyatları 50 dolara inmiş. Green Card çekilişi ertelenir mi? Senin konumu cevaplamıştım zaten. Aynen. Ben iki şeyi söyleyeyim. O biraz önceki öğrenci tabii takipçi ya da arkadaş nerede bilmiyorum. Amerika'da mı öğrenci? Orayı anlayamadım. Ama iki şeyi söyleyeyim o yeri gelmişken. Bir Green Card çekilişinin ertelenmesi için bir gerekçe olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten computer üzerinde yapılan bir selection. Hani kimsenin kimseyle temas etmesini ya da gerektiren bir durum olmadığı için büyük ihtimalle o noktada bir erteleme olacağını düşünmüyorum. Ama ondan sonraki sürecin işlemesini görmek lazım.
İkinci bir durum yeri geldiği için o öğrenci arkadaş için söyleyebilirim. Şu an Amerika'da öğrenci statüsüyle bulunan, tamam, yasal durumunu koruyan öğrenci takipçiler, eğer bir yıl, en az bir yıl akademik programa devam ettiyseler ya da eğitimlerini yerine getiriyorsalar düzgün bir şekilde, bu tip acil durumlarda, olağanüstü oluşan krizlerde ya da ortamlarda ekonomik durumları, mali durumları etkilenmişse çalışma iznine başvurma imkanları var ekip. Dolayısıyla bu özellikle Amerika'da olan öğrenci statüsünde yasal bulunan öğrenciler için bir fırsat olabilir. Mesele zaten bu kriz ortamında iş bulma olmayabilir ama kriz ortamının kalkmasından sonra ya da birkaç ay sonrasında iş bulmada fırsat sağlayabilir onlara. Bu açıdan da bunu ihmal etmesinler. Bu tip yasal durumu koruyan öğrenciler Amerika'da bulunan, eğer mali durumları etkilenmişse şu an yaşanan krizden, bu noktada göçmen terse çalışma izni başvurusu yapabiliyorlar. Senin Instagram hesabını yazalım ve YouTube kanalına nasıl ulaşılabilirler? Çünkü senin konun ve orada sonsuz tane soru varyasyonu var. Tabii aynen. Bizim yani Agmin Law Firm YouTube kanalına ulaşabilirler. Bizim Instagram hesabımız Avukat Ayhan Ögmen. Oradan ulaşabilirler. O noktada yapabileceğimiz bir şey varsa seve seve yaparız. Ve tahmin ediyorum yayını bitirmek üzereyiz, değil mi? Evet, yazdım şimdi. Ups, buradan seni takip etsinler. Tamam, Çok. süpersin. Ama spesifik her biri kişisel soru olduğu için şimdi onun sonu gelmez diye senin kanalında zaten çoğu yanıtlanmış birer diye sana yönlendirdim. İstersen birkaç kapanış Tamam, yapabiliriz. Senin tabii. eklemek istediğin bir şey varsa bu durumlar, tavsiyelerin. Aha. Evet, senin de dediğin gibi benim alanım finansal özgürlük, 9-6 çalışmaya mahkum olmamak, böyle durumlarda bir B planınızın olması ve hiç bıkmadan 3 yıldır binlerce kez yanıtladığım sorularda sorulan şey nasıl başlarız, nasıl bir gelir kaynağı üretiriz. Çok yöntemi var. İnternetten para kazanmanın 20'den fazla yöntemi var. Ben hemen hemen bulduğum ve denediğim ya da öğrendiğim her yöntemi paylaşıyorum. Ama sermayesiz e-ticaret dediğimiz Amazon'da mağaza açma on binlerce kişi tarafından yapılıyor artık Türkiye'de. Sebebi de adı üstünde sermaye gerektirmemesi. Oradan başlamanızı öneririm ve bir uzmanlık desteği almak isterseniz şart değil ama deneme yanılmanın maliyetinden sizi korur. Biz şirket olarak bunu yapıyoruz. Yardımcı oluruz size. Profilimdeki linkten sorularınızın cevabını alabilirsiniz ama genel olarak ne olursa olsun prensip olarak benim tek bir gelir kaynağına bağlı olmamam lazımı herkesin gündemine alması gerekiyor. Artık bundan daha net bir gösterge olamaz. Yani ben kriz gelirse ne olacak? İşsiz kalırsanız ne olacak? Dediğimde niye felaket tellallığı yapıyorsun diyen herkes şu anda evet gerçekten böyle bir risk varmış. Tam içine düştük ve hiç tahmin etmediğimiz kadar büyük bir ölçekte gerçekleşti diyorlar. Hala geç değil. Bunun etkisi aylarca belki yıllarca sürecek. O yüzden ne kadar erken başlarlarsa bir B planı oluşturmaya o kadar iyi. Herkes için aynı yöntem uygun olmayabilir. Sizin için hangisi uygun? Biraz algılarınızı açın, kanallarınız, radarınız açık olsun diyorum ben. Okuyun, araştırın, okuduğunuzu anlamaya çalışın. Çünkü kimse sizin cebinize para koymayacak. Yani Amazon'a girdiniz diye size para yağmaya başlamayacak. O da bir çalışma. Sadece böyle lokasyondan ve krizlerden nispeten az etkilenen bir restoranınız varsa kapattınız, kapatmak zorundasınız. Hadi bakalım nasıl para kazanacaksın sen şimdi? Çalışanların maaşını ödemen lazım. Ama e-ticaret öyle değil. E-ticaret bir şekilde yürütülebilen bir kanal olduğu için kapanış mesajı olarak gündeminize artık alın. Bakın korktuğumuz başımıza gelebiliyor demek istiyorum ben. Sen de bir kapanış mesajı verirsen kendi alanında. Tamam. Şimdi ben de şöyle bir iki şey söyleyeyim. Tabii öncelikle kendi alanına girmeden şöyle söyleyeyim. Lütfen sağlık kurallarına uyalım. Ellerimizi yıkayalım. Lütfen gerektiği sürece temasları dikkat edelim başkalarıyla. Gerektiğince evden çıkmamaya çalışalım. Çok mecburi durumlar olmadığı sürece. Ve bu noktada özellikle yöneticilerden, sağlık görevlilerinden gelecek tavsiyeleri yerine getirmekte fayda var. Diğer söyleyeceğim bir şey, ikinci bir şey. Bu zamanlar biraz hepimizin psikolojik olarak, duygusal olarak güçlü olmamız gereken dönemler. Dolayısıyla çok kaygılanarak önümüzü görmekte zorlanabiliriz. Dolayısıyla biraz böyle derin nefes alıp
şu an bir kriz dönemindeyiz. Bir kriz nasıl yönetilir? Çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz Ekim. Dolayısıyla bu noktada ben bütün takipçilerin, arkadaşların bunu göz ardı etmemelerini. Bunu bir tek siz yaşamıyorsunuz. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Benim hep söylediğim bir şey var bu geçen hafta, birkaç haftadır. Aynı gemideyiz. Farklı yerlerde değiliz şu an. Öyle bir krizle karşı karşıyayız ki hepimiz aynı gemide aynı tarafa doğru gidiyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan nokta bu adımı atarken dikkatli olmamız, güvenliğimizi korumamız. Diğer söyleyeceğim bir şey, yapmanız gerekenler hukuksal anlamda ya da başvurular ya da mahkemeler, bu noktalarda ihmallerde bulunmayın. Gerekli adımları atmaktan çekinmeyin. Çünkü kriz var diye yapılması gereken işler yapılmayacak diye bir kayda yok. Onlar yapılacak. Ama önemli olan nokta tabii şey yapıyor olmanız, adımlarınızı dikkatli atıyor olmanız ve bunun içinde gerektiği şekilde yapılması gerekenleri yapmak lazım. Tabii ben sadece şunu söyleyeceğim. Kendi o konuma da biraz girersek. Göçmenlik dairesi açık, mahkemeler açık. Bu noktada yapılacak başvurular yapılabiliyor. Zamanınız varken yapılması gereken şeyleri sonra bırakmayın. Şimdiden yapmanızda fayda var. Tabii yapabileceğimiz bir şey olursa biz ekibimiz ve ofis olarak sanal olarak, virtual olarak açığız ve devamlı yapılması gerekenleri yapmaya devam ediyoruz. Başvuruları yapıyoruz. Dosyalar verilecekse dosyaları veriyoruz ve aynı anda da siz değerli takipçilerimizden gelecek kaygıları cevaplıyoruz. Ben tabii ekibe de çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat ve beraber bir yayın yapmamızı ben çok teşekkür ediyorum. Ve bu sayede de umarım en yakın zamanda tekrarlarız. Ben teşekkür ederim. Sen sosyal medyayı iyi kullanan bir hukukçusun. Görüyorum, sürekli yeni içerikler üretiyorsun. Bu da insanlığa fayda sunmak demek. Ben de onun için teşekkür ederim sana. Umarım faydalı olmuştur. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere herkese. İyi geceler. Sevgiler.